Esas satırlardaki olan Kur'an-ı Kerim'in anlamadığımız lafızlarıyla zamanımızı kaybetmek değil, insanı kamillere gelip kendi insanımızın, insan asliyemizin nefis kitabımızın okunması olmalıdır. Hadis-i şerifte ne diyor? Men araka nefsehu fakat araka rabbehu. Nefsini bilen Rabbini bilir. Nefsimizi mutlaka tahsil etmemiz lazım. Nefsimizi sayfa sayfa okumamız lazım. Ben daima söylüyorum. Diyorum ki İslamiyet bir kitaptır ama bir tek Kur'an kitabıdır. O da Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mazarında toplanmıştır. Fakat bu kitabı, Hazreti Muhammed'in kitabı olan o Kur'an-ı Kerim okumak istiyorsanız, birinci cilt olan Hazreti Ebu Bekir'in Sıddıkiyet'inin sayfalarını okumanız lazımdır. İki, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın şeriatını ve adaletinin kitabını okumanız lazımdır. Üç, Hazreti Osman'ın haya ve iffet kitabını okumanız lazımdır. Dört, Hazreti Kerimullah için secaatkarlığını, sırları biliş olarak bütün sırlara vakıfiyet olan yüceliğini okumanız lazımdır. Bu dört tane Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali radıyallahu anh'ların yekûnu bir Muhammed'deki olan kitabı meydana getirmektedir. Onlar ayrı, o ayrı değildir. Dört tane bu cilt bir kitap halinde dönüştürebilirseniz vücut ülkenizde, işte o zaman dört yönüyle siz tam hakiki bir Allah'ın dostu olursunuz. Hakiki bir Müslüman olursunuz. Kendinizde bu kitabı okumaya özen gösterin. En kısa zamanda bunu da kamiller zaten gösteriyorlar. Halbuki siz akıl nimetiyle, ben 6666 ayet-i kerimeden meydana gelmiş olan Kur'an-ı Kerim okuyacağım derseniz, evvel hocaya gideceksiniz, Elif, B, T'yi öğreneceksiniz. Sonra onun bir sürü surelerini ezberleyeceksiniz, okuyacaksınız fakat manasını anlamıyorsunuz. Velev ki bir meal okursanız, meal sizi anlatmıyor. Yani siz onun surette ancaksın, tarifini yapıyorsunuz. Elhamdülillah Rabbil Alemin ayet-i kerime, alemden Rabbi olan Allah'a hamd ederim. Tamam, bu kadar biliyorsunuz. Peki alemden Rabbi nasıldır? Nerededir? Nasıl hamd edilir? Neden hamd ediyorsunuz ona? Bunların hakkında bir bilginiz yoktur. Onun için bunun ötesinde siz sırlarına vakıf olabilmek için hamd eden kimdir? Hamd edilen kimdir? Hamd eden nerededir? Hamd edilen nerededir? Çünkü sizde, kainatta sizden başka hiçbir varlığı olmasa, tek başınız olsanız bu ayete nasıl mana verirsiniz? Elhamdülillah Rabbil Alem diyorsunuz. Zannınızdaki, hayalinizdeki bir Allah'a mı hamd ediyorsunuz? Yoksa bir bilinciniz, idrakınız var mı ki? Söyleyen kim? İbadet edilen kim? İbadet eden var mı? İbadet edilen var. Kimdir bunlar? İşte bunların bilincine ermek için mutlaka bir kâmilden, bu irfanet ve kemalete sahip olan birisinden bunları öğrenmek gereklidir. Yoksa yalnız o üç Resulü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Miraç'tan döndüğü zaman zahir olan ilmini öğrenirseniz, canım tamam, tadili abdest şöyle alınır, namaz tadili erkan ile böyle alınır, namazın dışında altı farzı vardır, içinde altı farzı vardır, isimlerini sayarsınız, manasını gene bilmezsiniz. Ben size söylesem, hadesten taharet, necasetten taharet nedir? Hadesten taharet, işte kişinin cünüpken cünüpten kurtulmasıdır. Nedir cünüplük? Ondan bir haberin yok. Peki necasetten taharet nedir? Yani elbisenin temiz olması, kıldığım namaz yerinin temiz olması. Peki senin elbisen nedir? Sen bu elbise zannediyorsun. Ahirette bu elbisenin yeri yok ki. Seccade diyorsun. Seccade namaz kıldığın yere denir. Temiz olması lazım. Pisliğin üzerinde namaz kılınmaz. Peki seccade nedir? Namaz kılınan yer neresidir? E bu. Seccade o öte yanda seccade yok ki. Yani o kadar eksiklerle dop doluyuz ki bir insan hakikaten Cenab-ı Allah'a gönül vererek bunların manalarını bilerek az ibadet etsin. Fakat bilerek ibadet etse az zararı yok. İbadet ve taatını yapsın. Fakat idrakıyla yaşayarak bunları yapmış olsa o insanın mutsuz olması mümkün değildir. Hem dünyada mutsuz olmaz hem ahirette mutsuz olmaz. Onun için işte biz Kur'an-ı Kerim'i okuruz.
Ama ben okuyorum, dikkat ederseniz. Ama benim havuzluğum falan yok. Ben de bir zamanlar, inanın, Kur'an-ı Kerim'i haftada bir hatim indiriyordum. Bana birisi geldi, dedi ki, siz dedi, haftada bir hatim indiriyorsunuz. Doğru mu? Evet, doğru dedim. Peki, ne anladınız dedi. Ben hiçbir şey anlamadım dedim. Ben Arap değilim ki anlayayım dedim. Niye okudunuz öyleyse dedi. Anlamak için okumadınız dedi. Yok dedim, ben anlamak için okumadım Kur'an'ı. Peki ne için okudunuz? Hocam sevap dedi, Allah'ın kitabını okumak şey değil mi? Sevap dedim, onun için okudum. Güldüm. Gülmesi beni rencide etti. Çünkü ben bütün zamanımı ona veriyorum. Ve bir hafta içerisinde okuyorum, bir hafta Kur'an-ı Kerim başından sonuna kadar. Fakat Kur'an-ı Kerim bana hiç hitap etmiyor. Hiçbir şey anlamıyor. Allah bana akıl vermiş. Bir tefekkür ettim. Tefekkür ettiğim zaman anladım ki ben Kur'an-ı Kerim okumalıyım ama mutlaka anlamalıyım. Anlamadan okunan Kur'an-ı Kerim endamının olmadığını anladım. Şimdi bana hangi Kur'an-ı Kerim'in ayetinden sorarsanız sorun, onun mal şeysini, sırrını biliyor. Sır yönüyle Kur'an-ı Kerim'in elhamdülillah Rabbim havuzunu yapmış. Ama satırlar yönüyle bana Kur'an-ı Kerim başından sonuna kadar ezbere oku, sen havuz musun deseler, ben havuz değilim. Ve Kur'an-ı Kerim'i de yani hocalar gibi okumam da mümkün değil. Okuyamıyorum zaten. Pozitif bir tahsil devrelerini geçiren derken bizim babamız bana Subhaneke'yi bile öğretmek için hocaya göndermedi. Ben Subhaneke'yi dahi hocadan öğrenmedim. Kendiniz mi öğrendiniz? Kendimi öğrendim. Yani kişinin istat ve kabiliyeti, kişinin gönül verişi her şeyi hallediyor. Onun için ben size Kur'an okuma demem. Kur'an oku. Ama zikir ve fikirlerle o ufukları açsanız kendiliğinden Kur'an size okutulacaktır. Ama kendi başımıza okusak da anlamlarını da anlayamayız değil mi? Anlayamanız da mümkün değil zaten. Bir tane öğretmene ihtiyacımız. Bir tane kardeşimiz geldi Efendi Hazretlerine. Dedi ki efendim dedi, ben dedi işte şu günde hiç olmasa dedi 3 sayfa Kur'an okuyorum. Okuyayım mı dedi. Ona dediği tek cevap şu. Zikir almıştı. Zaman bulursanız okuyun tabii dedi. Kur'an okunmaz olur mu dedi. O şahıs düşündü. Dedi ki ya benim boş zamanım var mı? Her nefes bana Allah dedirtti. Demek ki her nefeste Allah deyişiniz sizin ufkunuzu açtığınız zaman ancak Kur'an okuma imkanını kendilerinin zor edeceğini anlayınca o adam her nefeste Allah demeye başladı. Ama ben onu da okuyayım, onu da okuyayım. Mehmet Evliya'nın kitaplarını da okuyayım. Çok karıştırırsanız tabii ustasınız da o nispetle eksik olur.